Günaydın Cokacığım. Günaydın. Nasıl gidiyor tur? Aslında ben sorayım ya. Çünkü sen 300 kişi işi yapıyordun. Ağırlıyordun. Bu sene bu kadarız. Evet. Bu senenin özelliği şu. 4 kişiyiz. 3 kişisiz bana hizmet ediyorsunuz. Başkanın turunu gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ediyorum. Ne güzel. Muhtemelen dün Muhlis abinin canlı yayınına şey yapmadık. Yani onu sonradan görüntüleri izledim ki gerçekten çok kötüymüşüz. Yani bulanıyoruz falan. Evet. Ses geliyor da. Ben oradaki bir iki tane şeyi sormak istiyorum da şey olsun. Hem Gökhan Tur ile ilgili bilgi vermiş olalım. Belki defalarca şey yaptık. Ortaya koyduk, söyledik. Mesela ilk şey şu. Neden bu tur daha fazla kişi yapılmıyor? İkinci soru da neden birkaç kere yapılmıyor? Doğru. Şöyle bunun aslında birkaç sebebi var. Yani hep talep şu yönde. Bunu bir Mayıs'ta yapalım. Hı hı. Bir de Ekim'de yapalım. İki güzel mevsimde de bunu biz yapalım. Fakat Türkiye coğrafyası gereği yazın Temmuz Ağustos çok sıcak. Bilinmiyor. Kışın Kasım Aralık Ocak Şubat bilinmiyor. Hatta Mart'ta dahil. Yani turlar zor. Seti biliniyor ama bunu tur organize etmek çok zor bu dönemlerde. Yani atıyorum kışın sen normalde kamp yapacağın yer kapalı oluyor mesela. Evet. Hem kapalı oluyor hem sen oraya girsen çadır kursan dahi orada yağmurdu, çamurdu falan filan çok rahat bir kamp şeysi olmuyor. Ama bir sete binilir mi? Yıl 12 ay burada binilir aslında. Evet. Bu yazın aynı şekilde özellikle bizim bu bölgede Haziran'dan sonra turizm başladığı için hem fiyatlar çok fahiş bir şekilde artıyor hem de her yer dolu oluyor. Kamp alanlarının tamamı dolu oluyor. Evet. Bir çadırlık yer bulamazsınız ki biz 300 çadırı nasıl kuralım? Yani onun için bize Mayıs'ta şey kalıyor, Eylül-Ekim kalıyor ama bizden sonra artık çok güzel bir şey oldu. Herkes tur yapıyor. Her bölgede, her evet. dernek, her topluluk, her yani, grup tur yapıyor. Ararsan bulursun bir sürü. Bulursun. Benim yaptığım turlar evet çok talep görecektir ama bu diğer turları baltalayacaktır. Zarar verecektir. Onlar zorluk alacaktır. Tarih seçeneği çok az. Yani biz 5 günlük bir tur yapıyoruz. Ayın 4'te 1'ini kapatıyoruz neredeyse. Evet. Yani onun için insanlar tercih etmekte çok zorlanıyorlar. Acaba Gökova'ya mı gitsek yoksa işte şuna mı gitsek falan filan diye. Biz onların önünü açmak adına tek kalıyoruz. Bir de yani 3 defa yapsam bu kadar keyifli olmaz. Tabii. Bir tane olması çok özlenen bir tur haline geliyor. En önemlisi de şöyle, benim biliyorsun kendi işlerim var, ailem var. Hı hı. Biz dernek için çok zaman harcıyoruz. Biliyorsun Türkiye'de ilk bisiklet eğitimini yapan dernek biziz. Yaklaşık 60'a yakın bisikletimiz var. Ve biz 4 seneden beri 1000 kişinin üzerinde hiç bisiklet binmesini bilmeyen insanlara bisiklet eğitimi verdik. Evet. Bu bir zaman istiyor. Bu işinden, ailenden, eşinden, dostuna fedakarlık gerektiriyor. Yani biz Gökova turu deyip geçme, ya, sen de biliyorsun biz 1,5-2 ay önceden başlıyoruz hazırlıklara. Evet. İşte forma şu mu olsun, rotalar bu defa şöyle mi olsun, şu kamp alanda mı kalalım, kapalıymış buraya gidelim falan filan. Her sene kendin biliyorsun aynı rotaları bildiğimiz halde tek tek gider yerlerine bakarız. Bu sene bir sıkıntı var mı? Sürprize karşılaşmayalım. Evet, son dakika gol yememek için. Yani onun için başladık bitirdik. Ben diyeyim 1,5 ay, sen de 2 ay. Evet. Bir emek var. Benim şu anda kendi işim yoğun. Yani ben bunu 2 defa yaparsam biz bunu gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Evet. Yani 2 defa yaptığım anda ailemden, eşimden, dostumdan, işimden fedakarlık yapmak zorundayım. Onun için bir tane olması hem şeyini çok arttırıyor, hı hı. değerini daha şey kılıyor. Bence öyle yani. Onun için evet. ikinciyi düşünmüyoruz. Bugün rota Marmaris ve 10.30 itibariyle pedala bastık. Yavaş yavaş Akyaka'ya doğru ilerliyoruz. Akyaka'da da Gökova turunun bir adetidir. Molu Bisiklet Derneği arada bir çıkarsa, bulurlarsa katılımcılara bal ikram eder. Bu sene turun balları benden. Yani şu an denizin kokusu, toprağın kokusu, otların kokusu yani her şey birbirine karışmış durumda. Bence gerçekten Gökova'da bisiklete binecek en iyi mevsim. Gerçi hava gittikçe ısınıyor. En azından bu hafta burada bisiklet sürdüğüm için çok mutluyum. Ne kadar şanslı olduğumu söyleyebilirim. Şimdi grup önden gitti.
Ben bir iki telefon görüşmesi yaptım. Aynı zamanda dediğim gibi kameramın şarj olmasını bekledim. Marmaris'e gidiyoruz bugün. Lafı da öyle tamamlayayım. Yaklaşık 54-55 kilometrelik bir rota. Yarın zaten son gün Datça'ya gideceğiz. Yarın da çıkan kararname gereği Muğla'da maskesiz dolaşmak yasak olacak. Yarın da maskeyle süreceğiz. Bilgi vermeye devam edeceğim. Şu manzaranın tadını çıkarın. Bütün Gökova'yı içine alan iki tane su kaynağı. Ortası Alivyon, evet. Delta. Ve Gökova'yı bu iki şey yapıyor. Alkaya kıyısı olanı Gadınaz Madeni. Evet, Gadınaz Madeni. Gidip bu yöreye özgü bir jeolojik yapı. Neden? Bu yörenin arazisi karstik bir yapıya sahip dağlar. Hı-hı. Dolayısıyla geçirimli. Ve yıl boyu da bu azmak, sadece burada yöresel adı azmak, sürekli akıyor. Suda herhangi bir azalma olmuyor. Bu Kadın Azmak'tan Kadın Muğla muhabbetini evet. Dün akşam anlatıyordum. Ben hep Kadın Muğla dedikleri için hep buna inandım. Sonra birileri dedi ki o kadın değil Kadim Muğla. Halbuki şeye çok mutlu olmuştum. Türkiye'de eril bir isme sahip olmayan tek il ve bu bence çok kıymetli. Çünkü doğurgan, buyurgan, her şeye kucak açan, zaten Gökova gibi bir şeyi var, adı var. Önder abi dedi ki sen onu Kadın Muğla olarak bil, öyle de devam et dedi. Bence de öyle yapmak lazım. Yani zaten öyle, yöresel olarak bizim insanımız hep Kadın Muğlam der. Ben şahsen Muğla'da hiç Kadim Muğla dendiğini duymadım. Evet. Ve Kadın Muğla anlamını da Joka'nın kullandığı anlamda kullanırlar. Yani kadının sarıp sarmalayan, şefkatli, işte bırakılamayan. Evet. Hep dönülüp gelinen yer olarak tanımlar Muğla'lılar. Baksana bizi terk edemedik ki. Yani evet. Geldik ve kaldık burada. Aynen öyle oluyor. Merhaba, şimdi Akyaka'dan çıktık. Meşhur Marmaris yoluna girdik. Bu ağaçların arasından, büyük okaliptüs ağaçların arasından geçerek önce yemek yiyeceğiz, ardından yine tırmanışlarla Marmaris'e gideceğiz. Ama burada durmak istedim. Zira bu okaliptüslerin burada neden olduğuna dair, neden böyle bir yol yapıldığına dair eminim hikayesini biliyorsunuzdur. Ama ben videomda bunu bir kayıt altına almak adına açıklamak istiyorum. Gökova o kadar bereketli bir yer ki her yerden su geliyor. Az evvel Önder abinin de söylediği gibi geçirgen bir kaya yapısı var. Dolayısıyla su burada bereketli bir şekilde her yerden fışkırıyor. İçinde bulunduğumuz alansa bataklık bir alanmış. Ve bu alanı kurutmak için şeyi çok seven ya da dengelemek için diyeyim. Okaliptüsleri bu yola dikmişler ve zamanla böyle güzel, romantik bir yol oluşmuş. Oh be, bitti. Bitti. Vallahi. Evet. Biraz Akyaka'dan sonra oyalanarak da geldik. Yani yemek yedikten sonra Marmaris'e tırmanmadan önceki yokuşta falan biraz böyle hani mola verdik. Zira Marmaris'te bizi çok bekleyen bir şey yok önceki günlerdeki gibi. Ne bileyim, denize girebileceğimiz bir alan yok, kamp alanı yok. Bir otelde kalacağız bu akşam. Dolayısıyla bizim için sadece bir otel ve duş şu anda önemli olan. Şehrin içinde kalacağız ki Marmaris aşağıda. Gerçekten Türkiye'nin cennet yerlerinden biri. Bu kadar betonlaşmaya rağmen hala çok güzel. Saydım burada az evvel girişte yazmış yani cennete hoş geldin diye. Gerçekten de Muğla bölgesinin en yeşil alanı. Milli park olarak ilan edilmiş alanı. Ve pek çok yabancı da burayı tercih ediyor. Hani yaşamak için, tatil yapmak için, gezmek için. Gerçekten öyle ama Gökova turunu anlatırken hep ara sıra bahsediyoruz. Bu kadar bir güzel bir coğrafyada çadır konaklama, kamp konaklama alanları çok yetersiz. Özellikle turizm bölgelerinde ki bence çadır konaklamalı tatil önümüzdeki dönemde çok daha önemli olacak.
Bence bunlara en az bisiklet kadar önem vermek gerekiyor. Neyse ahkam kesmeyeyim. Marmaris'e geldik. Peki neden güzel bir tur bu tur? Şöyle, en önemli faktörü coğrafya. Hı hı. Yani her gün dalga sesleriyle uyumak her bölgeye nasip olmaz. Evet. Her gün farklı bir yerde pedal bastığın yerde sağında deniz, solunda orman. Veya tam tersi, solunda deniz, sağında orman. Yeşille mavinin içe geçtiği başka bir bölge yok. Taşımalı olması çok güzel. Yani sabah kalkıp çadırını topladığında akşam başka bir yerde kamp atacaksın. Bu güzel evet. bir şey. İlk zamanlar belli şeyleri pas geçtiğimiz olmuş olabilir ama sonra iyi bir sponsorumuz oldu. Yani zaten ana sponsorumuz dışında başka sponsorlar, belediyeler de yardım ediyor. Biz bunu tamamen tura lanse ediyoruz o desteklerin tamamını. Bu defa artıyor, kalite çok artıyor. Artık hiçbir detayı atlamıyoruz. Eskiden bize sponsor olanlar kahvaltı verdiğinde peynir, zeytin çok basit domates şeylerle veriyorlardı. Biz onları sponsorlardan aldık. Kendi bünyemize aldık biliyorsun. Ve açık büfe kendimiz veriyoruz. Bu kahvaltı olayı bisikletçilikte çok önemli bir nokta. Bir de katılımcılar çok önemli. Hiç ben mızıldanan katılımcı çok nadirdir yani. 13.'yü bitirdik. Bir veya iki kişi bizi birazcık üzmüştür. Onun dışında bizi hiç üzmezler. Hep teşekkürler alırız. Katılımcıların güzelliği de turu çok güzelleştiriyor. Hiç şikayet etmezler. Saatlerce sıra beklerler. Müdavimleri var artık zaten. Evet, bir de müdavimleri var. Ve bir de çok önemli bir şey. Bu kulaktan kulağa herkes birbirini anlatıyor. Bir masalmış gibi anlatılıyor. Hakikaten döndükten sonra sanki bir haftalık bir masal yaşamış da rüyadan uyanmış gibi hissediyor kendini. Ve bunu direkt başkalarına anlatıyor. Herkesin aklında Gökova'ya gitmeliyim, Gökova turunu yapmalıyım şeyi oluşuyor. O da talepleri çok arttırıyor. Biz mesela geçen sene 13.'de 4'er 100 lira para aldık. Gerçek maliyeti bunun 550 lirayı ben hesapladım. Evet. Adam başı 550 lira bize mal oldu. Şimdi 250 kişi yapıyoruz ama bir de şöyle bir şey var. 250 kişinin 25 kişisini biz ücretsiz alıyoruz. Bunların içerisinde ihtiyacı olan çocuklar var. Maddi imkanları olmayan. O çocuklara şöyle yapıyoruz. Bize turda hem bisiklet bineceksiniz hem de destek olacaksınız diyor. İşte kahvaltıda, arabanın yüklenmesinde falan filan. Onur konuklarımız oluyor. Sen Onur konuydun. Ahmet Mumcu, Aydan Çelik. Yani bir sürü ismini sayamayacağım şeyler var. Onları ücretsiz alıyoruz. Onlar akşamları bize anılarını anlatıyor biliyorsun. Evet. Yani 250 kişi ya da 300 kişinin 25-30 kişi zaten destek tim oluyor. Evet. Yani onların da maliyetini koyduğun zaman 550-600'leri buluveren bir rakam oluyor ki 400 lira çok komik bir rakam. 2 günlük, 3 günlük lira, evet. 300-400 lira para veriliyor. Onun için mesela bu sene ıskalamak zorunda kaldık bu korona sebebiyle. İnşallah bir aksilik olmaz bu şeyden kurtulursak virüs olayından. 29 Ekim'de yapmayı düşünüyoruz biliyorsun. Ana sponsorumuz Carraro grubuyla da, Aksel grubuyla da görüştüm. Yani orada bunu yapabilirsek, bu kötü günleri bu sene tamamlayıp otur yapabilirsek gerçekten güzel sürprizler bekliyor. 14. GBT katılımı. İnşallah. Kısmet.